Arkadaşlar merhaba. Bugün size boncuktan rig yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir özel rig ipimiz var. Köstek ipimiz. Bundan yaklaşık bir 20 santim falan kesiyoruz. Ondan sonra boncuklarımızı alıyoruz. Boncukların orta deliğinden, ikisinin de orta deliğinden geçecek şekilde ipimizi geçirdik. Şöyle oldu. Kabacana boyunu ayarladıktan sonra sabitleme çubuğunu ikisinin de orta deliğinden geçecek şekilde takıyoruz. İpimizin çok hafif fazlası kalacak. Onu çakmak yardımıyla yakarak yüzüştürüyoruz. Şu şekilde tamam. Ondan sonra kancamızı alıyoruz. 4 numara teflon kaplama kanca. Gayet kaliteli bir kancadır bu. Silikon tüpümüz var. Bu kancanın üzerine takıyoruz bunu. İpimizin kaymasını engelliyor. Şundan çok küçük bir parça. Yaklaşık 2-3 milim kadar kopartıyoruz. Boyle tığ yardımıyla bunu ipimize geçiriyoruz. Şu şekilde geçirdik. Kancamızı alıyoruz. Kancamızı silikon tüpün içerisinden geçiriyoruz. Şu mesafeyi ben 1 santim olarak ayarlamaya çalışıyorum. En verim aldığım uzunluk budur. İpimizi kancanın dışından içine doğru geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tur doladıktan sonra tekrar dıştan içe doğru geçiriyorum. Kancamızın bağlantısı tamam. Buna dolaşmasını önlemek için Anti-Tangle isimli bir parçamız var. Onu da monte ediyorum. Tığa geçirdim bunu da. İpi tuttum. İpi aktardım bunu. Yaklaşık 14-15 santim ayarlamaya çalışıyorum ben bunların boyunu. Ondan sonra bir halka yapıyorum. İki misine birleştiriyorum. Bir halka yapıyorum. İçinden geçirince düğümüm oturmuş oluyor. Sıkıştırıyorum. Fazlalığını kestik. İlk önce yaylı yapalım. Şöyle bir parçamız var. Hızlı değişim fır döndüsü bunun adı. Bunu yayımızın halkasından geçiriyoruz. Bunun bir tarafı yarım açıktır. Bundan da ipimizi geçiriyoruz. Şu şekilde asıldık mı oturuyor bu. Dolaşma önleyici parçamızı da İleriye sürerek takımımızı tamamlıyoruz. Bunda dolaşmayı engellemek için köstek boyunu fazla uzun yapmıyoruz. Şu mesafeler uygun. Daha uzun yaparsak oltamızdan gelen misineye karışma ihtimali olabiliyor. Şu şekilde gayet iyi. Bir tane de küspeli olta takımı yapalım. Yine yaklaşık 20 santim kadar ip alıyoruz.
İpimizi aldık. Bu sefer tatlı boncuk deneyelim. Şu şekilde boncuklarım var benim. Hacı boncuğu diyoruz biz buna. Bunlardan alıyoruz ihtiyacımız kadar. Bunların şöyle de bir güzelliği var. Takımı istersek komple tek renk şu şekilde. Ya da farklı renk kombinasyonu yapabiliyoruz. Şu şekilde olduğu gibi. Şu renkten yapalım bu sefer. İpimizi aldık. İstediğimiz renk sırasına göre ortalarından geçiriyoruz. Bir tane daha yeşil takalım. Üç tane güzel oldu. Şimdi sabitleme çubuğunu takarken ipin boyunu bir parça ayarlamak gerekiyor. Biraz sert oturur. Oturduktan sonra da gayet sağlam oluyor. Boncuk tarafı tamam. Silikon tüpümüz var. Yine ondan kesiyorum yaklaşık 3 milim kadar. Kancamı alıyorum. 4 numara. Bu silikon parçamızı tığ yardımıyla ipe takıyoruz. Ondan sonra silikon tüpün içinden iğnemizi geçiriyoruz. Şu kadar iyi. İpimizi iğnenin dış deliğinden içe doğru geçirdik. 1, 2, 3, 4, 5 defa iğnenin etrafında çevirdikten sonra tekrar dıştan içe doğru. Tekrar geçirdik mi düğümümüz tamam. Anti-tangle'ımızı aldık. Geçirdik. İpimize taktık. Şöyle. Şimdi boyunu ayarlayacağız. Yaklaşık yine 10 santim kadar. 15 santim kadar pardon. Şurada bir halka yaptım. Halkanın içinden ipi tekrar geçirdim. Şu şekilde tamam. Takımımız şimdilik tamam. Küsme aparatımızı alıyoruz. Hızlı değişim fır döndüğümüzün halka olan kısmını küsmenin aparatına takıyoruz. İpimizle oluşturduğumuz halkayı fır döndüğümüzün yarım açık olan ağzına takıyoruz. Oturdu. Tık diye bir ses gelir zaten oturunca. Parçamızı da ileriye sürdük mü? Bu tamam. Küspemizi de takalım buna. Şu şekilde oldu. Bunları fazla uzun yaparsak oltadan gelen misineye dolaşır. Bakın şu da bu an şimdi dolaşmıyor. O yüzden fazla uzun yapmamak lazım. Bir de suyun içindeki şekline bakalım bunların. İğnemiz yerde olacak. Boncuğumuz çok hafif yüzecek. Neden bu şekilde ayarlıyorum? Küspemizden dağılan yem balığı cezbedecektir. Balık gelip burada yemlendiği esnada bir çamur meydana getirecek. O çamur meydana geldiği anda yüzmeyen boncuk olursa boncuk da çamurun içinde kalır.
Bu şekilde ne oluyor? İğnemiz çamurun içinde kalıyor. Boncuk hafiften yüzdüğü için balığın dikkatini çekiyor. Diğer yaylı takımımızı da deneyelim. Bu da yüzüyor gördüğünüz gibi. Balık şimdi gelip burada yem aradığı esnada iğnemiz çamurun içinde kalacak. Boncuğumuz çamurun hemen üstünde kalmış olacak. Suyun dalgasıyla da çok hafif hareket ettiği için bu da balığı cezbedecek. Fazla zor değil. Basit aslında. Sezonda hepinize sağlıklı avlar dilerim. Trofelerinizin bol olması dileğiyle.